Herkese merhabalar. Emekli Amiral Sayın Türkay Ertürk ile beraberiz ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın Girit'in güneyinde savaş gemileriyle beraber bir Navtex ilan etmesiyle beraber özellikle sosyal medyada bu geceye dikkat, her an bir savaş çıkabilir, her an bir gerginlik olabilir şeklinde haberler yayılmaya başladı. Bildiğiniz gibi daha önce Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de bölgede ortak bir tatbikat kararı almışlardı. Size göre bütün bu gelişmeler ne anlama geliyor Türkay Bey? Bu gelişmeler bir tırmanmanın işareti. Hı hı. Örneğin Almanya Dışişleri Bakanı Doğu Akdeniz'de mevcut durum ateşle oynamakla eşdeğer diyor. Her iki tarafa itidal tavsiye ediyor. Bakıyorum Yunanistan ne diyor? Diyor ki Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşmesi için Türkiye ile diyaloğa hazırım diyor. Ama diyor egemenlik haklarımı da korumaya devam edeceğim diyor. Evet. Şimdi bunlar çok önemli açıklamalar. Niçin? Yunanistan kontrollü olarak Doğu Akdeniz'deki gerginliği tırmandırıyor. Sonra tekrar aşağı çekiyor. Buradaki maksadı şu, Türkiye'yi mütecaviz, Türkiye'yi saldırgan göstermek ve bunlarla uyum içinde ne yapıyor? Daha mutedil söylemler geliştiriyor ama aynı söylemlerle eşdeğer hareket alanında, Doğu Akdeniz hareket alanında aynı seviyede eylemlerde bulunmuyor ve Doğu Akdeniz hareket alanına daha fazla ortağı davet ediyor. İlişkide olduklarını davet ediyor. İşte daha önce Amerika ile bir biliyorsunuz Girit'in güneyinde kısa bir tatbikat yaptılar. Evet. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ne yapmaya çalışıyor? Doğu Akdeniz çanağındaki tüm ülkeleri bu işin tarafı yapmaya çalışıyor. Bakınız geçmişte biz Yunanistan'la çok sayıda gerginlik yaşadık ama hiçbir gerginlikte bugün yaşadığımız gerginlik ortamı gibi olmadı. Niçin? Tabii ki Yunanistan'ı destekleyen taraflar oldu ama geçmişte Yunanistan bir anlamda teke tekti Türkiye ile. Hem Ege'deki gerginliklerde hem de 74'te biliyorsunuz barış harekatını yaptık. Doğu Akdeniz çanağında kimse bize hasmane bir tutum içinde bulunmadı. Ama bugün öyle değil. Türkiye yalnızlaşmış durumda. Türkiye Doğu Akdeniz çanağında ötekileşmiş durumda. İktidar bu işi, hangi işi? Mavi vatan işini bir anlamda iç politika malzemesi yapma peşinde. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bizim dışımızda Doğu Akdeniz'de 8 tane ülke var. 8 ülkenin 7,5'u bize karşı. Sadece Libya'nın batısında hala iç savaş sürüyor biliyorsunuz. Bir Trablus yönetimi var. Onunla 2019'da anlaşma yaptık. Deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması. 2002'den 2019'a kadar herkes bu çanakta Münasır ekonomik bölgelerini, işte deniz yetki alanlarını ilan etti, birbiriyle anlaşmalar yaptı. İktidar hiçbir şey yapmadı. Hı hı. Türkiye'de enerjisini, Cumhuriyet'in kazanımlarını aşındırmak için kullandı. Askerlere kumpas attı. Hiçbir şey yapmadı. Bir anda 2019'da bir mavi vatan aşkı tuttu ve Libya ile anlaşma yaptı. Batısıyla, Trablus'la. Halka da şöyle dedi. Biz deniz yetki alanlarına sahip çıkmak istiyoruz. Libya ile de anlaşma yaptık. Onun için ben oradayım dedi. Onun için askerlerimi gönderdim. Onun için dedi vekalet savaşçılarını Suriye'den nereye? Libya'ya intikal ettirdim dedi. Bu doğru değildi. Esasında Libya iç savaşına, ihvanliğine müdahil olabilmek için bir gerekçe icat etmekti bu. Çünkü gerçekten iktidar mavi vatan peşinde olsaydı zaten 2019'a kadar çeşitli hamleler yapardı. Bunların hiçbirisini yapmadı. Bir de işin kötüsü
bu gerginlik, geçmişteki gerginliklere benzemez derken şunu kastediyorum. Şimdi hem Doğu Akdeniz çanağındaki bütün ülkeler bize karşı, bütün ülkeler bir şekilde Türkiye'nin karşısında konumlanmış durumda ve aynı zamanda bölgenin enerji kaynakları bakımından zenginliği de görüldükten sonra bu bölgeye küresel güçler, bölgesel güçler gelmiş. Türkiye bunlarla da sorunlu. Şimdi yani böyle Fransa gibi mesela, Fransa gibi. Şimdi şöyle işte Yunanistan Türkiye'ye karşı tek başına karşı koyamayacağı için, tek başına Türkiye ile savaşmayı göze alamayacağı için, zaten Türkiye ile savaşmak da istemiyor esasında Yunanistan, bu tür hareketlerle Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışıyor. Bakın söylemlerinde ılımlı emareler veriyor ama Türkiye'deki iktidar iradesi ne yazık ki söylemlerine dikkat etmiyor. Biliyorsunuz bir ülkede Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın söylemleri çok önemli. Yani daha itidalli ve mutedil açıklamalar yapmak lazım ama Türkiye'deki basına da bakıyorum, yandaş basına. İşte ne bileyim bu Haçlı Seferi'dir gibi, tüm Batı karşımıza çıktı gibi söylemlerle ateşe körükle gidiyorlar. Ve Yunanistan hem bizi mütecaviz göstermeye çalışıyor, hem bölgeye Avrupa Birliği'ni dahil edebilmek için, Avrupa Birliği'ni, bu güçleri, Batı'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni arkasına alabilmek için işte çeşitli operasyonlar yapıyor ve dünya kamuoyuna da şu izlenimi veriyor. Türkiye mütecavizdir. Türkiye bir türlü masaya gelmiyor. Hukuk yollarını ihmal ediyor filan gibi böyle bir şey takdim etmeye çalışıyor. Ne yazık ki Türkiye'deki iktidar da sorumsuz açıklamalarıyla ya da maksadı aşılan açıklamalarıyla bu gayrete bir anlamda su taşımış oluyor. Bunlar yanlış işler. Bakınız Türkiye Doğu Akdeniz'de haklı. Aramızdaki esas sorun şuradan kaynaklanıyor. Bunları izleyicilere kısaca anlatmak için ifade ediyorum. Sorun şu: Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz'de. Biz diyoruz ki Yunanistan'ın Ege'deki, hadi konu Doğu Akdeniz olduğu için nedir bunlar? Girit, Rodos, Mis hattındaki yani 12 adaların güneyindeki adalar ve Mis'in diyoruz. Karasuları dışında deniz yetki alanları yoktur diyoruz. Yunanistan vardır diyor ve ona göre deniz yetki alanları, sınırları tespit etmek istiyor. Şimdi Türkiye haklı. Ne bakımdan haklı? Uluslararası hukuk bakımından haklı, deniz hukuku konferansları açısından haklı, içtihatlar bu konuda çeşitli sorunlar çıkmış çünkü. Örneğin Manş kanalındaki sorunu biliyoruz, kimle? Birleşik Krallık'la Fransa arasında. Mahkeme burada aynı durumu yansıtıyor, Fransa lehine bir anlamda karar vermiş. Yani içtihatlar Türkiye'nin lehine. Peki Türkiye haklı olduğu halde bu davada kaybedebilir mi? Kaybedebilir. İktidarın yanlış işleri nedeniyle, iktidarın iç kamuoyuna yönelik, seçime yönelik söylemleri yüzünden ne yazık ki kaybedebilir. Çünkü karşımızdaki Yunanistan hem ılımlı söylemler geliştiriyor ama ılımlı söylemleriyle paralel eylemler yapmıyor. Bir anlamda tırmandırıyor ama tırmandırırken de buraya bölge dışı güçlerin gelmesini sağlayacak girişimlerde bulunuyor ve dünya kamuoyuna Türkiye'yi saldırgan şeklinde bir rota belirlemiş kendine. Bakınız bu halen sürdürülen yanlıştan iktidar bir şekilde bence terk etmeli.
Çünkü bu gidiş iyi gidiş değil Türkiye için. Peki Türker Bey, şimdi evet ben de araştırıyorum. Doğru, medyada bir Haçlı seferleri ya da bunlar işte Haçlı'nın ordusu şeklinde bir dil kullanıyor bazı medya kuruluşları dediğiniz gibi. Fakat şunu anlamıyorum. Hiç şunu konuşmuyor kimse. Bir kamuoyuna gelmiyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ya da Mısır gibi ülkeler nasıl oluyor da Yunanistan'la ortak tatbikat yapabiliyorlar Türkiye'ye karşı? Hadi diğerlerini anladık. Ama Birleşik Arap Emirlikleri buna nasıl onay verebiliyor? Burada sorun onlarda mı yoksa bizim politikamızda mı? Sorun Türkiye'deki iktidarda. Bakınız tüm Doğu Akdeniz ülkeleri Türkiye'nin karşısında. Hı hı. 8 ülkenin 7,5'u Türkiye'nin karşısında. Niye 7,5 diyorum? Biliyorsunuz Libya bölünmüş durumda de facto şu anda. Evet. Peki başka kim karşımızda? Bakınız iktidar siyasal İslamcı. Ama bütün Arap dünyası Katar hariç Türkiye'nin karşısında. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ise bu karşıtlığın önde gelen savaşçıları. Hı hı. Peki bu karşıtlığı kim yarattı? İktidar yarattı. Özellikle yeni Osmanlı söyleminden bunlar tehdit algılıyorlar. Mısır'da tehdit algılaması içinde, Suudi Arabistan'da tehdit algılaması içinde ve Körfez ülkelerinin de tehdit algılaması içinde. Bir de Katar'ın Türkiye'yi destekliyor olması sizi aldatmasın. Niçin? Katar dediğiniz ülke sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğine bakar. Zaten bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Katar'daki, Doha'daki askeri gücü Katar'ın silahlı kuvvetler gücünden daha fazla. Evet. Ama küresel güç olduğu için Amerika Birleşik Devletleri her tarafa oynamak istiyor. Onun için Katar vasıtasıyla Türkiye'yi destekliyor. Ve aynı zamanda bakınız Haçlı seferleri, Haçlı ordusu, Haçlı ittifakı karşımızda da doğru bir söylem değil. Niçin? Bakın biz Suriye'de Haçlılarla beraber olduk o zaman. Niçin Suriye'deki vekalet savaşının ateşine odun taşıdık? Bugün Libya'da da aynı şeyi yapıyoruz. Yani bu söylemler doğru değil. Bir de bu söylemler Türkiye'yi bir yere taşımaz. Türkiye'nin karşısındaki cepheyi genişletir. Bizim ise karşımızdaki cephetin daraltılmasına ihtiyaç var. Bakınız Türkiye ile Yunanistan bir savaşı göze alamaz. Ama konjonktürü Yunanistan kullanmak istiyor ve bölge güçlerini ve Batı'yı, AB'yi, Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasına alarak Türkiye'yi saldırgan gösterip başka türlü bir neticeye ulaşmaya çalışıyor. Umarım ne demek istediğim anlaşılıyor. Bir de Türkiye ne yazık ki iktidar sayesinde, çünkü devlet aklı olmadığı için büyük resmi göremiyor. Bu coğrafyada aynı zamanda Rusya'yı kullanabiliriz. Rusya bize destek verebilir ama Rusya'yla da bir anlamda nerede? Suriye'de ve Libya'da savaşıyoruz. Bakınız dostluğumuz yok. Allah korusun yere düşsek ağlayanımız olmayacak. Bakınız ağlayanımız olmayacak. Bir de burada artık Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil. Enerji kaynakları bakımından zengin. Özellikle İsrail'de, Mısır'da ve Güney Kıbrıs'ta yaklaşma sularında kendi deniz yetki alanlarında çıkarılan gazın batıya intikali, Avrupa'ya intikali söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri bu projenin arkasında. Tabii ki en doğru güzergah Türkiye üzerinden olurdu ama iktidar yanlış işler peşinde olduğu için karşımızdaki cephe bunun Girit, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını planladı. Biliyorsunuz İsmet doğalgaz boru hattı projesi geliştirildi. Şimdi bunun realizasyonuna Türkiye'nin Libya'nın batısındaki parçayla yaptığı deniz yetki alanlarıyla bir anlamda evet, engellemiş oluyor. Ne demek bu? Karşımıza artık büyük güçleri de alıyoruz ve Libya'da da kötü gelişmeler oluyor. Libya'nın de facto
bölünmüşlüğü ve iç savaş durumu kalıcı hale geliyor Türkiye'nin yanlışları sayesinde. Tabii ki tek başına Türkiye değil ama Türkiye de buna büyük katkı veriyor iktidar sayesinde. Halbuki Türkiye'de devlet aklı olsaydı Türkiye böyle bir işin içinde olmazdı. En son Cufra-Sirte hattının askersizleştirilmesi söz konusu. Evet. O projeye de destek verdi. İşte niçin Amerika Birleşik Devletleri bu projeye destek veriyor diye. Ama Amerika Birleşik Devletleri burada Büyük Orta Doğu Projesi'nin Libya bacağını realize etmeye çalışıyor. Libya'yı bir anlamda ikiye bölmek istiyorlar. Daha çok petrol zengini olan bölge, biliyorsunuz petrol hilali denen Sirte'nin doğusu veya Sidra Körfezi'nin doğusu hilal de doğuda kalacak şekilde zaman içinde bölünürse bizim deniz yetki alanları konusunda karşılıklı sınır durumunda olduğumuz yer Libya'nın batısı değil, Trablus merkezli parça değil, hangi merkezli parça? Tobruk merkezli, Hafter'in veya Atilla'nın egemen olduğu parça bir anlamda bizim 2019 Kasım ayında yaptığımız sınırlandırma mutabakat anlaşması da çöpe gitmiş olur. Nereden bakarsanız bakınız, hı-hı, iktidarın eylemleri, iktidarın Libya konusundaki siyasetini, Doğu Akdeniz konusundaki siyasetini onaylamak mümkün değil. Bakın biz niçin Mısır'la itiş kakış halindeyiz? Halbuki Mısır bizimle anlaşmak istiyordu ama iktidar anlaşmadı. Niçin? Çünkü İhvan'a destek verdiği için Sisi'ye düşmanlık etti. Suriye ile savaş halindeyiz. Lübnan tehdit algısı Türkiye'den alıyor. Yeni Osmanlı hayali ve bir anlamda Ayasofya'nın açılışı da oradaki Hristiyanları, neredeyse ülkenin yarısı Hristiyan, Hristiyanlar bize cephe aldı. İçeride Şiiler var, onlar da Hizbullah vasıtasıyla bir şekilde Suriye ile karşı karşıya savaşıyor durumundayız. Yani ülkenin çok büyük bir kesimi Türkiye'den, evet, muzdarip. Bakınız Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, herkes bizim karşımızda. Avrupa Birliği ile de ilişkilerimiz bu konuda iyi değil. Bu rota yanlış rota. Türkiye cepheyi küçültmek zorunda. Türkiye abi, kısa da olsa bir de sizden S-400 yorumu alacağım. Çünkü o konuda gündemde. Sizinle son yaptığımız yayında S-400'ler depoya kaldırıldı demiştiniz canlı yayında. Şimdi bakıyoruz, S-400'ün ikinci sevkiyatının yapılacağı iddia ediliyor Birliği tarafından. Bu haberlere ne diyorsunuz S-400 konusuyla ilgili? Şimdi ben teyit edici haberler almadım. Evet, bu haberleri gördüm ama zaten Türkiye anlaşmayı yapmıştır. Bu esasında anlaşmanın ikinci safhası, ikinci parçası. Yani bu gelecek olanlar yeni bir anlaşma değil. Tabii ki biliyorsunuz ilk safhada gelenler depoya kaldırıldı. Bunlar da depoya kaldırılır. Ama işte yarın bir gün ilişkiler çok gerilirse Batı'yla, Amerika'yla tamamen ipleri atmak durumunda kalırlarsa işte onu da kullanmayı düşünebilirler. Ama bu mümkün mü? Bana sorarsanız mümkün, mümkün değil. İktidar ne yaptığını bilmiyor. Çünkü ortak akıl yok. Çünkü devlet aklı yok. Çünkü Türkiye'nin denge ve kontrol mekanizmaları patlatılmış durumda. Sayın Ertuğ, teşekkür ediyorum. Sağ olun değerli görüşleriniz için. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, değerli Zanka TV takipçileri, emekli amiral Sayın Türkiye Ertürk konumuz oldu ve Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdik. Buradan bir bilgiyi daha yenileyelim. Zanka TV YouTube kanalımızda katıl bölümü açıldı ve katıl bölümünden bizlere destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz tarafsız ve bağımsız bir şekilde yayıncılık yapmak için siz değerli takipçilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Muhakkak katıl tarafını, katıl butonunu biraz inceleyip bize desteğinizi vermenizi bekliyoruz efendim. Sağ olun. İyi günler.